Memo'cum, kim verdi sana bunu? Kimse. Memo, o elindeki telefonu bir eline tutuşturup gitti değil mi? Tabii senden şüphelenmeyeceğimizi anladı, pis sapık sana verdi değil mi onu? Sevgilim, ne kadar da iyi niyetlisin öyle. Niye ya? Çünkü sapığın tam karşında duruyor da ondan. Saçmalama, yok artık. Gerçekten öyle mi ya? Hay Allah'ım ya, hayaller doktor al, gerçekler bak kaçıran Memo. Ya. Ya yazık falan değil. Ayrıca bu çocuk da değil. Koskoca herif. Ben ne yaptıysam aşkımdan yaptım. Lan. Evet. Ben Şebnem Hanım'ı ilk gördüğüm andan beri ona aşığım. Çocuğum ne yapıyorsun? Manyak mısın? Yangına körükle gidiyorsun. Ne yaptıysam onu tavlayabilmek için yaptım. Allah'ım yarabbim. Anneciğim gerizekalı mısın sen yavrum? Çocuğum. Bacak kadar boyuna ne tavlaması ya? Çakacağım şimdi ağzına. Ne oldu? Yazıktı çocuğa. Yahu bir de çiçekti, çikolataydı, bilmem neydi. Beni bunlarla mı tavlayacaksın çocuğum? Evet. Yani sonuç olarak bana o taktikleri sen verdin. Hay Allah'ım ya. Bir de çikolataları yerken çok mutluydum. Yani hoşuna gitmişti. Ben sana demiştim ama değil mi? Ya ben nereden bileyim yani? Gerçekten tavsiyeme ihtiyacı olan bir aşığa bir şeyler yazıyorum zannettim. Bu bücüre yazdım, nereden bileyim? Vallahi pörpülistik sağ olsun. Yani her şey onun fikriydi. Yine mi o gerizekalı? Siz şu an neden bahsediyorsunuz? Ya boş ver, uzun hikaye anlatırım. Önce şu minnak sapığa bir cezasını verelim değil mi? Abi. Gel canım, gel bir tanem, gel. Abi. Gel. Ellerin de çok küçükmüş. Bu üşüdü. Tamam, onu da buraya sokacağız. Ya sevgilim ya, bu aptal Memo, şuna bak sen ya. Bacak kadar böyle yaptı, işlere bak yani. Arsız işte. Hayret bir şey. Onun yüzünden yılbaşımız da mahvoldu zaten. Bütün yanımız böyle mi geçecek? Sapık takip et, onu yakala, bilmem ne. CSI olsaydık keşke, daha iyiydi vallahi. Sevgilim, biz 12'de ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Hani böyle sarılıyorduk ya, sonra öpüştük, havai fişekler patladı, onları izledik. Bütün yıl öpüşeceğiz o zaman. Neden olmasın? Hadi gel, gidiyoruz. Nereye? Kafeye gitmiyor muyuz? Yok, gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gidince görsen daha iyi. Nerede benim sürprizim? Biraz sabret Selim. Ya sabredemem. Allah Allah, baştan söylemeyecektin o zaman. İçim şu an kabak gibi oruluyor vallahi. Selim bana ne yaptı, ne hazırladı, sürprizi ne diye. Zaten dondum. Tamam, gel oturalım şuraya. Ay oturamam. Sebnem hadi. Ya. Ya illa oturacağız diyorsun yani. Tut, evet. Ay. Tamam. Burası pek klasıma uygun bir yer değil ama olsun. Tekne buradan mı kalkacak? Tekne yok Sebnem. Yat. Motor yat, kotra. Ne? Kayıkla Göksu'ya mı geçeceğiz? Ne yani? Hiçbir yere gitmiyoruz Sebnem. Olduğumuz yerde duruyoruz. Ha. Bunlar ne? Ne yapacağız ki bunlarla? Bir düşün bakalım. Bunları görünce aklına ne geliyor? Issız ada, yalnızlık, mahsur kalmak. Başka? Yerli mi yabancı? Yabancı. Robinson ve Cuma. Başka. Cuma ve Robinson. Çok yaratıcısın sevgilim. Robinson Crusoe. Ne bileyim, Cuma'nın soyadı mı var ya? Of bir tanem, of hayatım, of Şebnem. Biz seninle ne konuştuk? Yılbaşında direkt gidecektik değil mi? Evet. Bak mesela. Yeni yılda sevgilimin o kocaman gözleri hep gülsün istiyorum. Gülsün tabii. 2015 zaten benim yılım olacak, bak görürsün. Al bakalım. Şimdi sen yaz. Acaba yeni yılda ne dilesem, Hadi abicim. Hadi bekleme yapmayalım hadi. Devam et. Ya da dur. Geri dönün. Çözün beni ya. Yardım edin şu garibana. Abi. Ya abi. Ya ben bana kimin yardım edeceğini biliyorum. Yani Memo'cum, ben şimdi seni gecenin bu saatinde burada böyle yalnız bırakmaz mıyım? Abla yapma, etme bak. Donuyorum ben, zakir olurum, yataklara düşerim. Onu daha önceden düşünecektin Memo'cum. Ablacığım, ben ettim sen etme. Lütfen yalvarırım, hadi çöz beni. Gel hadi. Bak şimdi seni çözüyorum. Ama vallahi bir daha böyle bir şey yaptım. Bacaklarını kırarım, haberin olsun. Söz abla, söz yok bundan sonra böyle şeyler, söz. Allah'ım yarabbim. Belki de bir yakınlaşma olur aralarında, bilemeyiz ki. Sanmam ya. Niye? Ya baksana, beraber çıktılar. Önder başka bir partiye gideriz dedi. Ya dedi de öyle her şey göründüğü gibi değil Kainat. Nasıl yani? Şöyle ki, ya ben ikisinin arasında bir çekim falan göremedim. Zaten de şey, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Neyse ya, sonra konuşuruz. Şimdi gecemizi mahvetmeyelim. Keyifli bir gece geçirdik, böyle devam etsin. Gerçi baladan dönen kül kedisine döndü. Her şeyi biz topluyoruz ama. Yorulduysan bırak sen aşkım. Git dinlen. Yok yok, hemen halledelim de keyfimize bakalım. Roma'ya tatile gitmek istiyorum, mümkünse sevgilimle. Sonra Milano'ya alışverişe gitmek istiyorum. Allah'ım sen hangi marka şeyleri istediğimi biliyorum. Sonra teyzoşumla Paris'e gitmek istiyorum. Mümkünse Eyfel Kulesi manzaralı bir otel olsun, hostel olmaz. Beyaz bir bisiklet istiyorum, önünde sepeti olsun. Cupcake kursuna gitmek istiyorum. Sonra... bir tane golden istiyorum yavru ama mümkünse pet shop'tan olmasak. Bu yıl işimde çok başarılı olmak istiyorum. Followerlarım artsın. Poplarımı, like'larımı hiç kimse sayamasın. Abimle teyzoşum bir ömür boyu mutlu olsun. Kendi kendime takılayım demek yok. Hayret bir şey ya. İyi ki bir yılbaşı yani. 8 kulüp gezmeler falan. Yok efendim her yerde selfie çekilmeler. Hayret bir şey. Yüzünün de yarısını çekmiş. Çirkinse demek ki uyuz. Kendisi benim önlenemez yükselişime dayanamıyor da. Nereden biliyorsun sevgilim? Şuradan biliyorum. Çünkü sürekli beni mentionlayıp tweet atıyor ya. Sürekli beni mentionlıyor, tweet atıyor. Bak. Buradan sana ekmek çıkmaz Şebnem ablacığım. Yok efendim miras değil alın teri Şebnem ablacığım. Laflara bak, laflara nereden buluyorsa baroş. Cevap vermiyorsun herhalde. Vermiyorum tabii. Zaten benden 1-2 tane fazla takipçisi var. Ben alırım yakında onun anahtarını. Bir de kesin bu kutu bebeği gibi bir şeydir bak. Böyle dışarıdan bakınca topuklu ayakkabılar, mini etekler falan. Ağzını açtım ay küfür kıyamet. Erkekler böyle kızlardan niye hoşlanıyor ben hiç anlamıyorum. Şebnem, bırakır mısın şunu artık? Bırakamam. Bak Zaten erkek arkadaşıyla da sürekli selfie çekilip duruyor. Hayret bir şey. Sanırım çocuk bundan utanıyor ama bak kızın yüzünün yarısı var yarısı yok. Pislik. Sen bir versene şunu. Niye ya? Selfie mi çekeceğiz? Evet, ne var? Bilmem. Daha birkaç gün önce yok efendim özel hayatımız bize kalsın. Yok ben öyle paylaşımlarda falan diyordum da. O zaman bir sapığımız mı vardı? Sapık. Bakkal Memo. Ne olsun. Ya sonuçta biriyle beraber olduğunu bilsinler ki bulaşmasınlar sana. Ben sana katılmıyorum canım. Yani seni selebritilikten selebritiliğe geçtiğim şu günlerde özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum. Özel hayatım bana özel kalsın. Ya illa bildiğini okuyacaksın değil mi? Aynen. Güzel. O zaman ben de bu konuyu bir daha açmamak üzere kapatıyorum, tamam mı? Tamam. Bayılıyorsun değil mi beni sinir etmeye? Evet. Sen de beni bu yüzden seviyorsun ama. Evet, seviyorum. Ben de seni. Ben de seni ne demek Şebnem? Ne oldu, ne oldu? Sen söyleyince iyi oluyordu ama değil mi? Ben söyleyince ne oluyor yani? Hemen ben söyleyince bir kızmalar falan filan değil mi ya? Ben de seni çok seviyorum. Hiçbir şeyi de unutma. Ay zaten yarım aklı vardı. Çocuğun o da uçmuş gitmiş toptan ha. Ay bir de ne cesaret yani. Allah'tan başka biri çıkmadı. Memo hemen yakayı ele verdi de kurtuldun. Neyse neyse o değil de ben bu Purple Lips diye çok uyuz oluyorum ya. Vallahi bak. Ya yine bir sürü reklam almış bloğuna. Kasım kasım kasılıyor yani. E sen de al. Tamam. Ay, al deyince alınıyor çünkü değil mi reklam Aymilacığım? Sistemin çok tıklanması gerekiyor. Uzun zamandır var o blok. O yüzden o kadar reklam alıyor kuzum. Bu kim şimdi ya? Açma! Sakın açma bak kayıtlı değilse açma dolandırıcıdır kesin. Bilmem ne bankasında hayat sigortanız var. Onu kapatmanız için 300 lira yatırmanız lazım deyip kandırıyorlarmış insanları. Önder'i aramışlar geçen gün o söyledi. Ay yazık gitmiş 300 lirası değil mi? Benim hayat sigortam olmadığına göre açabilirim. Efendim? Buyurun benim. Ne? Reklam mı? Benim bloğuma. Tabii. Yani tabii bir görüşelim. Çok insan var da sırada bekleyen reklam vermek isteyen. Rize. Mayıs 2009 mahsulü. Gurme ya. Senin iyi yüzüne sık. 1 Ocak sendromu ya. Yarın geçer. Pazartesi sendromunu duymuştum da bunu ilk defa duyuyorum. Sen ciddi misin? Gerçekten duymadınız mı böyle bir şeyi? Yaşamıyorsunuz da. Yok. Koskoca bir sene geçti, yorulduk, yaşlandık, hüzün. Hani tamam akşam güzel eğleniyoruz, mutluyuz da sabah kalkıyorsun hüzün, mutsuzluk, böyle mutluluk bir arada birbirine karışmış duygular. Özgür. Ağlayacağım ama ağlayamıyorum, gülemiyorum ben. Hoş geldin 2015 gelmezdim. Hoş geldin. Özgür. Ha? Ya ama önemli bir şey değil. Şöyle. Bir dakika ben geriye doğru sayıyordum. Sen Şebnem'de yoktun. Ne yapıyordunuz siz? Ya şu sapık mevzusu yüzünden Şebnem'in canı sıkkındı. Biraz dolaştık o kadar. Ya. Memo'ya da yuh yani ha. Küçücük boyla kovaladığı işlere bak. Aynen. Ay işte beceriksiz. Bir kere sapıklığın birinci kuralı. Karda yürüyeceksin ama izini belli etmeyeceksin. Amatörler. Çok profesyonel konuştun kardeşim. Ya ben nereden bileceğim? Öyle diyorlar. Film nerede? Niye açmadın? Bankadan ödeyim ben ya. Allah Allah. Önemli bir şeydir belki. Aç. Yok yok değil. Aa! Nasıl bir bankaysa hemen mesaj attı. Lütfen açar mısın? Aç da konuşalım. Yok ya bu başka biri. Neyse de ben kalkıyorum. Nereye oğlum sabah sabah? Kainat'ın yanına. Afiyet olsun. Okey. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kızlar, sadece paspas kenarına overlock makinesi gelmiyor ayağımıza değil mi? Bakın reklamımda geldi işte. Süper ya. Hangi marka peki bu? Söyleyemem, sırf sürprizi kaçmasın. Ama çok önemli bir marka kızlar. Dediler ki çok önemli bizim için. Hemen gelin görüşmemiz lazım dediler. Ya Şebnem ne kadar şanslı bir insansın. Keşke başka bir şey isteseymişsin ha. Daha şimdi temin daha telefonun çalmadan önce hiç reklam dedin almıyorum dedi. Bak aradılar. Şimdi bak hatırladın mı? Çok sevindim. Ben de ya. Kızım var ya bundan sonra beni kimse tutamaz. O purple lipstick'e göstereceğim gününü. Ben onun kariyerini ayaklar altına sereceğim. Onu var ya ben bitireceğim ya. Ben bitti. O kız bitti artık. Yani benim üstüme blok yapamazsın sen. Kimsin ya kimsin? Ne saydırıyor beni? İşte o blogger kızım. Kafeye gidiyorum. İşin yoksa sen de gelir misin? Bir şey konuşmak istiyorum seninle. Tamam. Biz de Armiler'le kafeye geçeriz diyorduk zaten. Orada görüşürüz o zaman. Tamam aşkım. Bir süredir blogunuzu takip ediyoruz Şebnem Hanımcığım. Sosyal medyada sevilen blogların başında geliyor artık. Zaten daha önce de sosyal medya fenomenlerinden biriydiniz. Ama blogunuzla takipçi sayısını iyice arttırdınız. Ah, evet öyle oldu. Zaten benim elimi atıp da başaramadığım tek bir iş bile yok. Mesela kripto. Kripto mu? Hı hı. Yani lastiğim patlasa yolda kalsam ben. Siz kriko demek istediniz galiba. Neyse yani arabamın lastiğine bir şey olsa şak şuk hop değiştirir yoluma devam ederim. Kadın işiydi erkek işiydi asla ayırmam. Ev işlerinde de çok şahaneyimdir gerçekten. Her türlü yemek elimden gelir. Moda zaten benim konum. Ne bileyim bir goblendi, işlemeydi, etamindi, makromeydi. Bunların hepsini şahane yaparım. Ya öyle müthiş, öyle becerikli, öyle tatlı bir insanım. Biz de o yüzden sizinle görüşmek istedik zaten. Öyle mi? Dinliyorum. Buyurun anlatın. Markamız için yeni bir kampanya yapıyoruz. Sloganımız hayat sevince güzel. Ne kadar klişe. Pardon? Ne kadar şahane dedim. Çok şahane. Sizin de bu konuda bize çok yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Hashtag'te paylaşacaklarınızın orijinal olması lazım. İnsanların ilgisini çekmesi şart. Hayat sevince güzel derken, yani bu sevgiliyle de olabiliyor mu mesela? Tabii ki. Yani aklıma şimdi benim şey geldi de hani erkek arkadaşımla geçirdiğim bir gün mesela. Gerçekten de şahane bir fikir. Bu konuda neler yapabileceğinizi görmeyi çok istiyoruz. Yani sonuçta biriyle beraber olduğunu bilsinler ki bulaşmasınlar sana. Ben sana katılmıyorum. Yani selebritilikten selebritiliğe geçtim şu günlerde. Özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum. Özel hayatım bana özel kalsın. O zaman ben de bu konuyu bir daha açmamak üzere kapatıyorum, tamam mı? Tamam. Eğer erkek arkadaşınız da size yardımcı olursa çok güzel olur. Değil mi? Gerçekten. Ya illa inatlaşacak benimle. Ya daha geçen gün niye ilişkimizi saklıyoruz, herkes bilsin diyordu. Tamam dedim ben de. O da hayır dedi. Yani. Ama keyfi bilir tabii. Ya bundan sonra gelip ben vazgeçtim dese de ben istemiyorum. Niye? İstemiyorum. Çünkü saçmaladı abi artık. İyice çocuk oyuncağına çevirdi. Ya bir karar veriyor, bir vazgeçtim diyor. Yeter abi. Yeter ben söylüyorum. Keçigillersiniz işte. Öyleyiz vallahi. Çok acayip bir ilişkimiz var. Bu aralar herkesin ilişkisi bir acayip zaten. Ne? Bu. Sen ne alakası yok? Neyse hadi. Nadia! Sofrayı topla. Yok öyle biri bu evde Ozgur. Alış artık bu duruma. Ben çocukken vardı Nadia teyze. Şimdi yok. Şimdi ben bir düşündüm. Erkek arkadaşım kabul eder mi etmez mi bilemiyorum da. Ayrıca sevgi dediğimiz şeyi illa sevgiliyle mi anlatacağız öyle değil mi? Başka şeyler de bulabiliriz. Tabii ki. Biz her türlü teklifi açığız. O zaman şöyle yapalım. Ben bir gideyim. Bu konu üzerinde bir düşüneyim. Hı? Güzel güzel fikirlerle geri geleyim. Ha? Tabii ki hiç sınır koymayın kendinize. Biz sizin yeteneğinize ve hayal gücünüze gerçekten de çok inanıyoruz. Çok sağ olun, çok mersi. Yalnız aynı konsept üzerinde çalıştığımız başka bir arkadaşımız daha var. Öyle mi? Kimmiş o arkadaş? Kendisi Purple Lipstick. Konuyu açtık kendisine. Onunla da irtibat halindeyiz. Bekliyoruz kendisini. Bekliyoruz derken? İkinizden biriyle çalışacağız. İkinizden gelen sunumları değerlendireceğiz ve ona göre yolumuza devam edeceğiz. Ha. Ben şimdi gidip erkek arkadaşımla bu konuyu bir görüşeceğim. Yani emin olun o kadar şahane, o kadar güzel, o kadar canlı, havalı bir konseptle geleceğim ki karşınıza. Ondan sonra öyle purple'mış, redmiş, yellow'muş bunların hepsi. Aha, fasafisa kalacak yani. Tamam o zaman 2 gün sonra buluşuyoruz. Peki şahane. Saat için haber vereceğim tekrar. Tamamdır. Hayırlı olsun şimdi. Görüşmek üzere. Bıktım şimdi ben ya. Keşke kestirip atmasaydım ya. Neyse. Bir şekilde Selim'in ağzından gireceğim, burnundan çıkacağım. İkna edeceğim artık. Of! Of! Bakalım nasıl kalkacağız bu faturaların altından. Canım, ne yapıyorsun? Aman hiç işte ya, haberlere bakıyordum. Bugün kafeyi açmayacak mısın? Yok yok, evdeyim. Çocuklara söyledim, gitmeyin bugün. İş olmaz falan dedim ama. Tamam, o zaman çıkar biraz dolaşırız beraber. Tamam, ben montumu alayım. Hazırım zaten ya. Tamam, gideriz. Ya, bir de şey diyorum, biraz tadilat mı yapsak? Birkaç parça eşya alsak hatta. Şey, kafeye mi? Hayır canım, eve. Ha. Buraya. Mesela televizyonun karşısında şu koltuğu değiştirsek, L biçimde bir koltuk alsak, avizeyi değiştirebiliriz, kitaplıkla ilgili bazı şeyler yapabiliriz mesela. Tabii. Can lütfen. Ya ne lütfen? Niye geldin buraya? Ne istiyorsun hala? Telefonlarıma cevap vermeyince gelip konuşmak istedim. Acaba düşündün mü neden cevap vermedim? Düşündüm. Aferin. Dün gece bana çok kızdın. Biliyorum ama inan isteyerek olmadı. O kadar uzun zamandır hoşlanıyorum ki senden. Engel olamadım kendime. Evet biliyorum hata yaptım ama... Pınar git buradan. Git buradan. Kainat gelecek. Zaten her şeyi anlatacağım ona. Can sakın yapma. Pınar git buradan. Can lütfen anlatma kainata. Lütfen. Ne olur anlatma. E peki ne olduğunu söylemedi mi Can? Hayır, bir konu var dedi o kadar. Pınar gider misin artık? Giremem Can. Dün geceden beri kendimi çok kötü hissediyorum. Onu daha önce düşünecektim. Haklısın. Hata yaptım. Ama bir daha asla tekrarlanmayacak. Bu yüzden kainatla aramın bozulmasını istemiyorum Can. Aynı işi yapıyoruz sonuçta. Bütün gün yüz yüze bakıyoruz. Bu işimize de yansıyacak biliyorsun. Lütfen söyleme kainatı. Çok rica ediyorum. Can! Gelmemiş mi daha acaba? Dışarıdadır belki. Hadi gel içeri girelim, üşüyeceksin. Gel. Aa. Gir. Gel kahve koyayım sana, gel. Ben geldim. Hoş geldin bir tanem de. Hayırdır, nereden çıktın sen şimdi? Ne demek nereden çıktın? Sevgilimi özledim geldim. Gideyim mi? Hayır hayır, olur mu öyle şey? Geç işler hadi. Selim. Şimdi biz dün gece selfie meselesini konuşmuştuk ya hani. Evet. Hani ben karşı çıkmıştım. Demiştim ki özel hayatımız bize kalsın. İlişkimizi çok gündemde yaşamayalım demiştim. Evet. Heh, şimdi ben düşündüm. Sonra şey geldi aklıma. Yani bakıyorum da dünyamız sapıklarla, manyaklarla, gözü dönmüş katillerle, kenafir gözlülerle dolu. Allah Allah. Buradan nereye geleceksin acaba? Çok merak ediyorum sevgilim. Şuraya geleceğim. Şimdi benim senin gibi güçlü, kaslı, kuvvetli, yiğit, mert, baklavalı bir sevgilim olduğunu herkese söylemeliyiz ki benden uzak dursunlar, değil mi? Biraz önce söylediklerinde ciddi miydin sen? Evet. Ben seninle ilgili neler düşünüyorum da hepsini sana söylemiyorum aslında. O yüzden hadi bir selfie çekelim. Çekilmeyeyim. Niye? Çünkü sen semi-selebritiden selebritiye hızlıca yükselen bir insansın ve ben bu yükselişi kesinlikle engellemek istiyorum. Ama bir Kim Kardashian da Kanye'siz hiç fotoğraf koymuyor değil mi internete? Ama maalesef sen bu şansını kaybettin sevgilim. Ha olur da biri sana tekrar musallat olursa onunla ben ilgilenirim, merak etme. Ama niye ya? Allah Allah, niye işimizi sonraya bırakalım? Şimdiden garanti alalım değil mi? Ya sen de bir yanak yana oldu, dokuz oldu. Olmaz. İyi be iyi. O zaman ben de kendim için çektim. Arşivlik, çocuklarımıza gösterdim. Ay dur. Bu ne mutluluk konseptine uygun, ne aşk sevgi konseptine uygun. Kafam bile çıkmadı, şuraya bak. Kusura bakma ama sevgilim, benden bu kadar. Ne içersin? Turp suyu. Yok ondan.